ve nihayetinde Meskun Mahal çatışması çok daha riskli bir çatışma. Çok daha saldıran taraf ki bu durumda TSK ve Özgür Suriye Ordusu bakımından risklerin daha büyük olduğu bir alana taşınacak çatışma. Buna ve bunun doğuracağı kayıplara hazır olmak gerekecek. Türkiye'nin bütün bu hesaplar doğrultusunda operasyonel alanda da bazı değişikliklere gittiğini not ettik raporda. Özellikle burada Türkiye'nin Meskun Mahal çatışmasında daha tecrübeli birliklerini bu kez sahaya sürdüğünü, işte bunlar jandarma özel harekat, polis özel harekat ve silahlı kuvvetler içerisindeki diğer özel kuvvetler burada daha büyük bir rol alacak. Bunun bir takım işaretlerini şimdiden görmeye başladık. Şimdi burada aslında Türkiye'nin Afrin merkezinden bahsedilecek olursa önünde iki tane seçenek var. Birinci seçenek Afrin'i kuşatmak ve bu kuşatma sonucunda bunun oluşturduğu askeri baskı ile Afrin merkezinden YPG'nin çekilmesini sağlamak. Bu birinci opsiyon. İkinci opsiyon ise kuşatmaya ilave olarak doğrudan Afrin merkeze yönelik de bir askeri operasyona girişmek. Bu tabii daha işin riskli tarafı ama eğer birincisinden sonuç alınamazsa o zaman Türkiye'nin Afrin merkeze yönelik bir harekata da girişeceğini beklemek gerekir. Burada tabii hem Türkiye bakımından hem de tabii uluslararası toplumun dikkat edeceği bir başka unsur buradaki sivil ölümleri azaltmak olarak karşımıza çıkıyor. Burada da bir önceki yani Edam'ı yayınlamış olduk raporda özellikle vurgulamak istediğimiz unsur Türkiye'nin burada ön alarak sivillerin Afrin'den tahliye edilmesi ki bunun modellerini, örneklerini başka Suriye bağlamında da başka çatışmalarda gördük. Özellikle Doğu Halep'te gördük. Türkiye'nin burada ön alıp sivillerin tahliye edilmesini sağlayacak koridor açılmasını sağlaması, Türkiye'nin en azından bu öneriyi sahiplenmesi, bunu gündeme getirmesi, yüksek sesle gündeme getirmesi, uluslararası kamuoyunun gündemine getirmesi, eğer yapılamayacak olursa da sorumluluğun bunu engelleyen tarafta olduğuna işaret etmesi ki bu durumda engelleyen tarafın sağlam gelen bilgiler de bunu biraz teyit ediyor. PYD, YPG olduğunu görüyoruz. Çünkü onların amacı sivilleri orada tutabilmek ve adeta sivilleri bir kalkan olarak kullanabilmek.